Evet, sahne kıyafetleriyle bazı kesimlerin tepkisini çekmişti. Bazı kesimlerin ise beğenisini kazandı, popülaritesini artırdı Gülşen. Sahneye farklı bir soluk ve tarz getirdi. Birçok sanatçı tarafından da polemik konusu oldu. Alışveriş turuna çıkarken görüntülenmiş Gülşen, 45 yaşındaki popçu, parmak arası terlikleri vesairesi falan filan. Özel bir işim olduğu için Nişantaşı'na geldim. Şu an burası çok kalabalık. Müsait olduğum bir gün sizinle daha detaylı konuşacağım diye arkadaşlarımıza, magazin mensubu dostlarımıza reaksiyon gösterdi. O makyajsız fotoğrafını büyütebiliyor muyuz arkadaşlar? Yine ön planda olan fotoğrafı hoş ve bakımlı bir fotoğraf. Makyajsız çok hali... Çok da kötü değil, niye? Yok, öyle... şu an gördüğün makyajlı hali. Tamam, hayır, deminden beri bakıyorum, çok kötü değil. Gayet. Güzel yani, cildi mildi kadının, daha ne olacak? Ama ne ben bekliyorsunuz? O yakından da... Şimdi bak, makyajlı hallerimizi mesela görmeye o kadar aşina alıyor ki insanlar. Bravo. En güzel tespit bu. İnsan, çünkü bu bende de oluyor. Mesela ben kuaföre gidiyorum. Filtre. Bak, kuaföre gidiyorum, makyajsız, saçım banyodan çıkmışım, şuradan şöyle toplamışım saçımı. Gidiyorum, kimse beni tanımıyor. Ne zaman ki o saçlar fönleniyor, ne zaman ki ben oturduğum yerden makyajı yapmaya başlıyorum, hemen şeyler başlıyor. Bunlar Elçe miydi? Çünkü beni öyle tanıyorlar, anladın mı? Kimse beni konduramıyor bile yani makyajsız halimi. Yani o yüzden yine de gayet güzel, fresh, tertemiz, misler fakat gibi. Şey, daha ne bekliyorsunuz? Bir şey söyleyeyim de, fotoğrafı geçin de. Elindeki çanta servet, biliyor musun? Ha, evet. Biliyorum. Keyli servet yani. Eğer biri kaçırmaya kalkarsa Gülşen'i sadece bırakıp çantayı alıp kaçırır. Cüzdanı geri iade edebilir. Gülşen'i bırakıp çantayı götürebilirler. Aynen. Yani ben kötü bulmadım. Gülşen kaç yaşında oldu? 45. Normaldir ya, 45 yaşında bir kadın. Ama yine de cildi bile çok iyi. Güzel. Evet. Gayet güzel. Saçı başı bakımlı. Ayrıca gazino işini anlatmıştım yani, son birkaç yıldır. Birçok sanatçı kendi özel fotoğrafçısını artık yanında taşıyor. Sahne programlarında onlar bir fotoğrafları çekiyorlar. Sonra bir ufak elden geçiriyorlar. Sonra o fotoğrafları medyaya servis ediyorlar. Yani biz en mükemmel haliyle alıyoruz o fotoğrafları. Onlar ışıklarını temizliyorlar. Biz cam gibi baby face, böyle pırıl pırıl fotoğraflar elde ediyoruz. Yani bu insanların da günlük bir hayatları var. Her gün sabahları kalktıklarında sahnedeki Gülşen olmak zorunda değiller. Sonuçta yani, onlar da etten kemikten yaratılmış insanlar. Onların da günlük bir hayatları var. Ben çok ama yadırgamadım. Tabii bu daha kötüleri var. Popüler olmanın verdiği bir bedel var. O bedel de bu işte. Vay, makyajsız yakalandı. Halbudur diye. Nurettin abi, sen Bodrum'da artık bu sene bunların röntgenlerini çekeceksin. Hepsi makyajsız, saçlar sıfır. Esasında tabii geçen ayakları hafta konuştuk. Çirkin. Yani deniz kenarına bile makyajıyla gelen insan, insanların sayısı çoğaldıkça makyajsız. O ne ya? Makyajsız duyamıyorum. Biz duyuyoruz seni. Biz duyuyoruz arada konuşmalardan dolayı. Yok, tamamlayamadım. Biz seni duyuyoruz. Şimdi şöyle, hafif bir makyaj vardır. Pınar da bilir. Hiçbir sanatçı sıfır makyajla kendini Nişantaşı gibi bir medya borsasının içine atmaz. Dolayısıyla sahne makyajı gibi değilse de bile hafif bir makyajla mutlaka çıkarlar. Benim yıllar önce Türkiye'nin daha doğrusu neydi, Amerika'daki en ünlü Türk yapımcı vefat etmişti, Ahmet Ertegün. Ertegün kardeşler. Şimdi şöyle bir kuralı varmış Madonna'nın. Evine diyor, yapım için işte gittiğimizde, toplantılar yaptığımızda karşımıza dahi diyor sanki sahneye çıkmış haliyle hazır geliyordu. Biz diyor bunu kendisine sorduk diyor. Ben diyor hayranlarımın üstünde bir, Pınar'ın da az önce söylediği için, bir iz, bir kalıp, bir görsel şeyle çıkıyorum. Ya ansızın biri gelirse diye her an hazır olmalıyım. Yani şimdi işe bir böyle bakmak var. Bir ben de olsa güzelim, hafif bir makyajla da çıkabilirim diyebilir sokağa. Bu tamamen yaşam prensibiyle alakalı. Tabii Bodrum deyince doğru, birçok insanın burada tatil beldelerde evleri var, gelecekler gidecekler ama çoğunun özel malikanesi ya da evleri olduğu için dilediği gibi, dilediği rahatlıkla güneşlenebilirler makyajsız. Ama ne zaman ya şu hani magazin muhabirlerinin paparazzi diye adlandırılıyorlar ya, uzun tele objektiflerine yakalanıp da manşetlere çıkalım, magazine manzeme olalım dediklerinde tam bütün gün önce kuaförüne gidecek, makyajın olacak, yarın da mutlaka asistanı da olacak. Gidecekler plajlarda ya da o
lahmacunun bol parayla satıldığı beachlerde poz verecekler bol bol. Denize girerken bile saklanarak girecekler ya da bir suyun altında şöyle bir ıslanacaklar ki seksi poz vermek için. Sadece bu kadar olabilir. Ama zaten şu anda kadınlar da kalıcı makyaj yaptırıyorlar zaten. Artık hiçbir kadının gidip... Yaz öncesinde bütün salonlar dolu. Yani onu söyleyeyim. Nurettin abicim zaten kadınlar kaşlarına mikrobilayding yaptırıyorlar. Dudaklarını yaptırıyorlar kalıcı. Dip liner yaptırıyorlar kirpik diplerini. İpek kirpiklerini de gidip taktırıyorlar. Zaten bütün kadınlar makyajlı gibi. Şimdi fondötenleri bile kalıcı fondöten yapıyorlar. Vallahi sabahları ben kalktığım zaman aynaya bakınca kendimden çok korkuyorum. Diyorum ki inanamıyorum Başak sana diyorum ya gerçekten. Niye canım ben seni makyajsız gördüm. Ay hayır sabah görmedin ama. Ne oluyor? Ben buraya gelirken yine bir hazırlık yapıyorum yani. Ay yok sabahları ben gerçekten Nurettin abi inanılmaz gudubet oluyorum. Aynaya baktığım zaman kendime inanamıyorum. Bu düzelmiş ben, hali abi. Evet makyajdan kesinlikle. Sonra düzelmiş hali. Yani yüzümde şu anda o kadar çok kontür, yüz inceltme, burun kaldırma, o kadar çok makyaj sihirleri var ki. Yani ancak hadi be abartma kendini ya. Ama Başak bir şey söyleyeyim. Ya. Benim yolda karşılaştığımda beni tanıyan insanlar şöyle yapıyorlar burada. Ay siz ne kadar küçükmüşsünüz. Çok mu selvi boylu? Görünüyorum artık herhalde kamera önünde. Öyle görünüyor galiba.